Hocam ne oluyor? Yardım edin hadi. Hadi tutun. Kaldırın. Hadi. Tamam sen yardım et. Koy ver mekanı biraz. Şeyma. Bakalım şimdi ne yapacaksın Selim? Felçli karına nasıl bakacaksın bakalım? Aslı bak başını çok fena derde sokacaksın kızım. Hele bir de senin yaptığını öğrenilirse yandık ya. Merak etme. Ben her şeyi düşündüm. Sen ağzını sıkı tut yeter. Selim'le Sahra'nın perişan olduğunu görmek için her şeyi yaparım. Çabuk bir taksi, çabuk araba. Ali hadi. Hocam hayırdır, kötü bir şey mi var? Osman abi hastamız var, araba lazım. Ya al oğlum anahtarları, git benim arabayla. Allah razı olsun. Ya bırak şimdi, hadi hastaneyi çıkar hastaneye. Ali, Yaman Bey'e hemen haber ver, durumu anlat oğlum, tamam? Kardeşim. Allah'ın izniyle bir şey olmayacak. Alo Yaman abi. Annem bir şey oldu. Birden bayıldı. Arabadayız şimdi. Hastaneye geliyoruz. Tamam Ali. Önce sakin ol. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon oluşmuş olabilir. Ben gerekli hazırlığı yapacağım. Acilde bekleyeceğim sizi. Tamam. Annem bir şey olmayacak değil mi? Merak etme. Allah'ın izniyle bir şey olmayacak. Yaman abi bizi bekliyor. Hocam Allah aşkına biraz daha hızlı git. Hiç kıpırdamıyor lütfen. Sahra aç gözlerini. Tamam kardeşim merak etme. Allah'ın izniyle bir şey olmayacak. Hem belki yorgunluktan falan tansiyonu düşmüştür. Olur ya. Tam kavuşmuşken bizi ayırma ya Rabbi. Senin merhametin boldur. Merhamet et ya Rabbi. Ana ne yapacağız? Bir tane bile taksi gelmiyor. Sakin ol kardeşim bulacağız şimdi. Hacer abla biz de gelelim. Olmaz durun siz eve gidin. Berivan'ın annesi yalnız kalmasın. Hem gitmezseniz iyice merak eder kadın. Şeyma, Şeyma ne olacak peki? Onu da götürelim mi? Şeyma'yı ben okula bırakacaktım zaten. Ben bırakırım. Tamam hadi siz eve gidin. Biz size haber veririz tamam mı? Hastaneye gidelim. Delirdim. Ne işimiz var hastanede? Burada böyle bekleyip duramam herhalde. Selim'in o perişan halini görmem lazım. Bu fırsatı kaçıramam. Hemen gidersen nereden öğrendin demeyecekler mi? Ne diyeceksin? Seni gizliden izliyordum. Oradan biliyorum mu diyeceksin? Ne yapacağız o zaman? Ne bileyim ben. Mahalleye git. En iyisi sen sahneye git. Merasiminiz nasıl geçti diye sor. O anlatır zaten. İşte sen de oradan öğrenmiş olursun. Nasıl oldu? Bayılmadan önce ağrısı var mıydı? Hayır, gayet iyiydi. Sadece bir anda her yerinin uyuştuğunu söyledi ama... Hissetmiyorum mu dedi? Evet, hissetmiyormuş. Ne oluyor Yaman Bey? Bilmiyorum, birazdan öğreneceğiz Selim Bey. Merak etmeyin. Ne oldu? Açmıyor mu saniye? Dur iki dakika ya. Bekliyorum işte. Neredesin sen Aslı? Alo saniye. Nasılsın? Nasıl geçti diye soracaktım. Çok merak ettim. Nasıl güzel geçti mi?
Ay kız sorma sorma. Neler oldu bir bilsen. Kız ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Selim Hoca tam Sahra'ya yüzüğü takıyordu. Kadıncağız birden bayılıverdi. Ay Aslı bir görseydin. Nasıl dayıldı olduğu yere. Kız hiçbir şey yoktu. Birdenbire ne oldu? Başını geleni görüyor musun? Ne bahtsız kadınmış bu Zahra. Yüzü gülmedi bir türlü kadına. Tam iyileşti derken. Ay saniye vallahi şok oldum. Nerede şimdi Zahra? Durumu nasıl? Oğlum bunlar kesin bir iş çeviriyor ha bayrağım. Ben de anlamadım ki abi. Lan burnuma pis kokular geliyor lan. Bunlar kanlı bıçaklı değil miydi lan? Şimdi böyle yan yana oturup konuştuklarına göre kesin bir iş var bunda. Abi sabahtan beri Aslıların peşinde dolaşıyoruz ya. Önce bir gidip yemek yeseydik sonra yine geliriz ha. Ulan ne saçmalıyorsun lan sen ha? Aslı bizi mi bekleyecek lan burada oturup? Ha? Şimdi yemek yemenin sırası mı? Abi bir şey yapmıyorlar ki oturuyorlar. Oğlum ulan senin... Tövbe tövbe. Ulan Allah yarattı demeyeceksin, vuracaksın, indireceksin. Ulan belli ki bir şey yapacaklar da oturmuş plan yapıyorlar işte. Ben o planı öğrenmeden buradan ayrılmak yok ha bayram, anladın mı? Aşıktan ölmezsin lan. Korkma. Aşıktan ölen kaç tane insan gördün oğlum? İyileşmişti zaten. Ameliyattan çıktığında hiçbir şey yoktu. Tamam, şişt, sakin ol. Merak etme, annen iyi olacak. Belki de küçük bir baygınlık geçirmiştir. Sen metanetli ol, tamam. Kendine bırakma hemen. Yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Sadece dua etmemiz gerek. Sen anneni daha tanımadın Ali. O güçlüdür. Kolay kolay bırakmaz kendini. Bizi bırakıp hiçbir yere gitmez. Bak göreceksin oğlum, bunu da atlatacak inşallah. Ama senin de daha dirayetli olman lazım. Pes etmemen lazım oğlum. Böyle yapmanın annene hiçbir faydası yok Ali. Ablacığım hadi git bir elini yüzünü yıka sen. Biraz ferahlarsın, kendine gelirsin. Hadi. Ben hastaneye gidiyorum. Sen de eve geç. Ya Aslı bir dakika kızım. Ne oldu? Ne derdin var yine? Ne istiyorsun söylesene. Oyalama beni, hadi gideceğim. Kızım biraz para ver diyecektim. İnan 5 kuruş param kalmadı. Hayır ben bir şekilde idare ediyorum ama yiğidim masraflarını biliyorsun be yavrum. Biraz tasarruf etmeyi öğren. Daha yeni verdim ya, öyle savurma hemen elindekini. Ama kızım işte... Uzatma. Elindekiyle idare et işte. Eski günlerin geride kaldı artık Meral Hanım. Bundan sonra basit bir hayat sürmeyi öğreneceksin. Allah Allah. Lan ben doğru mu duydum lan? He? Ulan anası kızından para istiyor. Lan kesin bir iş var lan bunda. Aklım almıyor Alp. Ameliyat sonrası gayet iyiydi. Felç olmasını gerektirecek hiçbir durum yoktu ortada. Biz neyi kaçırdık Alp? Bilmiyorum Yaman. Belki de geçici bir durumdur ha. Şu anda emin olmamız mümkün değil. İlaçlarını verirken iğneyi yaparken hata mı yaptım acaba? Çok düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor.
Kendini suçlama hemen. Hem her şey bizim elimizde değil biliyorsun. Ameliyat sonrasında bu tür riskler her zaman mümkün. Felç olabilir. Çok ciddi bir durum. Şimdi sakin ol dostum. Hiçbir şey kesin değil. Şu tahlilleri sonuçları bir çıksın önce. Selim'e ne söyleyeceğim, Ali'ye ne söyleyeceğim ben? Onlara nasıl anlatacağım durumu? Allah'ım. Ne olur anneme bir şey olmasın. Sen onu bize bağışla. Tam kavuşmuşken bizi ayırma ya Rabbim. Ben onsuz yaşayamam. Benim ömrümden ona ömür var Allah'ım. Ne olur bizi ayırma. Osman Efendi, evladım için içim parçalanıyor, yüreğim kan ağlıyor. Sen de pekala bunun böyle olduğunu biliyorsun. Sakın o kadın için üzülmemi bekleme benden. Selim'in ömrü bu kadının derdinin peşinde koşmakla mı geçecek? Hiç mi yüzü gülmeyecek ha? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyorum hanım. Selim'in karısı o. Tabii ki acısını paylaşacak. Tabii ki zor gününde yanında olacak. Nereye kadar Osman Efendi? Ne kadar zaman böyle sürecek ha? Sahra'nın peşinde koştuğu süreci ya hastanede buluyor kendine ya da savaşın tam ortasında. Bak oğlun haline. Sen evladına böyle bir hayat mı layık görüyorsun ha? Sahra Selim'in hayatında olduğu sürece yüzü hiç gülmedi. Hiç. Sen kör olmuşsun hanım. Oğlunun kimin yanında mutlu olduğunu göremeyecek kadar kör olmuşsun. Sırf Sahra'yı istemediğinden yapıyorsun. Hırsın gözünü kör etmiş. Oğlunun acısına bile ortak olamıyorsun. Madem anasın, git analık vazifeni yap. Oğlunun derdine ortak ol. Yanında ol. Yine suçlu ben oldum değil mi? Benden başka hiç kimsenin bir kabahati yok öyle mi? Benim tek suçum evladımı düşünmek. Onun iyiliğini istemek. Öyle olsun. Sen de beni kötü bil. Varsın öyle olsun. Yine git her zaman olduğu gibi Sahra'yı düşün. Yazıklar olsun. 40 yıllık karına bir defa inanmadın. Bir defa. Varlık içinde yokluk çektiriyor insana. Ay şu yaşımda düştüğüm hale bak. Meteliğe kurşun atacağım resmen. Dur mu lan? He? Oğlum anası kızından para dileniyor lan. Ulan bu bizden daha züğürt ha. Ulan çok kötü oyuna getirdi lan Aslı bizi. Bir tane simit alabilir miyim? Tabii ki buyurun. Abi dur görecek şimdi bizi. Lan bu ne lan? Lan bu bizden de züğürt oğlum. İyi günler. Oğlum Karun kadar zengin sandığım Meral Hanım'a bak hele. Züğürtlükten simit gemiriyor lan. Ulan çok kötü tezgaha gelmişiz ha bayram. Hadi yürü yürü. Ne oluyor teyze? Duyar duymaz geldim. Ne var bir Sahra Hanım? Bilmiyorum kızım. Birdenbire düşüp bayıldı. Artık dikkat çekmek için mi, kendini acındırmak için mi, yoksa gerçekten mi anlamadım.
Doktor bey, Zahra nasıl? Durum iyi mi? Ne oldu? Niye bayıldın şöyle birdenbire Zahra? Selim bey, özel olarak konuşabilir miyiz? Niye? Ciddi bir durum mu var yoksa? Zahra Hanım'ın eşi olarak Selim bey'le konuşmam daha uygun olacak. Buyurun. Gizli saklı konuşmalar falan ne oluyor Farah? Bilmiyorum ki kardeşim. Allah hayır etsin inşallah. Teyze, ben bir lavaboya kadar gidip geliyorum. Ne oluyor Yaman Bey? Ne oluyor Allah aşkına söyleyin. Ben nasıl izah edeceğimi bilmiyorum. Lütfen söyleyin, önemli bir şey mi var? Bakın Selim bey, ne olduğunu henüz tam olarak bilmiyorum ancak test sonuçları Zahra Hanım'ın felç olabileceğine dair sonuçlar gösteriyor. Nasıl yani, ne diyorsunuz siz? Geçici bir durum olabilir bu. Henüz ne olduğunu tam olarak gerçekten bilmiyorum. Kontroller yapılıyor şu anda. Ancak kısa zamanda çözebileceğimiz bir problem de olabilir bu. Selim bey, duydunuz mu? Geçici bir felç olabilir bu. Henüz durumun boyutlarını bilmiyoruz. İyi misiniz Selim bey? Zahra yaşayacak değil mi? Ölmeyecek. Evet. Hayati bir durum söz konusu değil. Aa, öyle hemen bırakma kendini Selim'ciğim. Güçlü olman lazım. Bunlar daha bir şey değil. Daha ne acılar bekliyor seni bir bilsen. Ay, kumu kurudu, boğazımdan geçmiyor ama param yok ki. Gazoz gazoz. Ay! Ben sana gazoz ısmarlarım Meral Hanım. Sen hiç merak etme. Ne yapıyorsun be? Bırak kolumu Allah aşkına. Ağzın dolu dolu konuşma ama ayıptır ya. Ya ne istiyorsun benden ha? Niye uğraşıyorsun benimle? Bak benim sinirlerim zaten tepemde. Beni daha fazla delirtmeden şimdi en başından anlatacaksın. Ana kız ne iş çeviriyorsunuz? Yoksa andolsun seni burada boğarım ha. Bunca acının üzerine. Sen felç olduğunu nasıl deriz ki biz ona? Zahra Hanım güçlü biri Selim bey. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu durumu da metanetle karşılayacağına eminim. Hem dediğim gibi geçici bir felç olabilir bu. Ümitsizliğe kapılmayın. Ne olmuş? Niye bayılmış annem? Hocam, konuşsanıza. Annemin nesi var? Ali annen... Zahra... geçici bir felç geçirebilirmiş. Ne? Hadi sakin. Hocam, olamaz. Olmaz. Bunca şeyin üstüne annemin böyle bir şey olamaz hocam. Neden ya? Neden? Neden bütün kötülükler bizi buluyor hocam? Anneme yazık değil mi? Günah değil mi? Yeter artık ya. Yeter. Sakin ol, isyan et. Bak dermanı olan bir dert. Bak çaresi olan bir dertte bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Şu an yapmamız gereken tek şey dua etmek. Allah büyük bir Ali. Bu da geçecek. Sana kadın ne iş çeviriyorsunuz? De anlat hadi. Bırak boğazımı, vallahi nefes alamıyorum ha. Abi bırak, öldüreceksin kadını ya. Bana bak. Benim artık ne senin ne de kızının oyunlarına tahammülüm kalmadı ya, anladın mı? Şimdi her şeyi en başından anlat. Ya benim bir iş çevirdiğim falan yok. Niye anlamıyorsun? Ya sen değil miydin kızının malına konmak için 40 dereden su getiren ha? Ben şimdi kendi kulaklarımla duydum. Sen kızından para istiyordun. Ya hani parası yoktu? Nereden verecek sana asli parayı, ha?
Zamanında sana çok söyledim ama inanmadın bana. Gittin Aslı'ya inandın. Aslı fakir değil diyorum. Kendi malı mülkü yetmediği gibi bir de benimkini aldı elimden. Herkese de mağdur numarası yapıyor. E neymiş derdi neymiş yani, ne istiyor? Lan konuşsana kadın. E yeter be. Benimle uğraşacağına git Aslı'nın boğazına yapmış. Senin de zamanında parmağında çok oynattı ama ruhum bile duymadı. Sen ne demek istiyorsun ha? Ya Sahra'yı senin elinden kim kaçırdı zannediyorsun aptal? Ha? O depodan bile Aslı kurtardı onu. Uyan artık uyan. Aslı bacak kadar boyuyla hepimizi fare gibi çeviriyor etrafı. Ne oluyor Farhan? Niye gelmiyorlar hala? Delireceğim artık meraktan. Samet, inşallah hayırlı haberlerle dönerler. Efendim hocam, buyurun, Şeyma ile ilgili bir problem mi var? Yusuf Bey, Şeyma bugün üzücü bir olay yaşadı sanırım. Okula geldiğinden beri durduramıyorum. Sizi istiyor. Gelip kızınızı alsanız iyi olacak. Peki, haber verdiğiniz için çok teşekkürler. Ben hemen geliyorum. Ali bak, şu anda ikimizin de güçlü olması lazım. Annenin bir şekilde destek olmamız lazım. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı hocam. Annemi üzgün görmekten yoruldum. İnşallah geçici bir durumdur. Önce felce sebep olan durumu bulmaya çalışacağız. Sonra da... Konuşacağına git, ne yapman gerekiyorsa yap. Kurtar annemi. Hadi tamam, tamam. Yaman Bey, biz size güveniyoruz. Sahra'yı iyileştirebilmek için elinizden ne geliyorsa. Merak etmeyin. İşte böyle Selim Efendi. Günden güne yavaş yavaş tükeneceksin. Tıpkı benim gibi. Sana harika haberlerim var. Bekledik ama değdi. Başardık. Sahra felç oldu. Sıkıl çocuklar. Gelin buraya doğru. Açılın şimdi. Kollarınızı indirin. Hadi. Isınıyoruz. Hadi ısınıyoruz. Hayır. Niye? Babamı bekliyorum. Uyuz, ne olacak? Sensin uyuz. Hadi nerede koltuğum baba, hadi. Geç kaldım. Şeyma inşallah sakinleşmiştir biraz. Yaman Bey, bu durumun geçici bir felç olabileceğini söyledi. Tam bir teşhis koyulamamış ama. Tam kurtuldu. Oğluna, ailesine kavuştu derken şu başımıza gelelim. Geçmiş olsun Sahra. Yine kurtulamadın değil mi benden? Estağfurullah. İyiyim varmış yine. Niye bayılmışım? Selim Bey seni çok merak etti. Kendine geldiğini söyleyeyim. Gelip görsün seni.
Sara Hanım uyandı. Ama durumu anlatamadım. Sanırım sizin açıklamanız daha uygun olacak. Oğlum sen de. Biraz senin canı çıkasın. Öyle düşünme. Öyle ama her seferinde aynı şey oluyor. Sevinçlerimiz, mutluluklarımız benim yüzümden hep kursağımızda kalıyor. Hayır Sara. Mutluluk kaynağı mısın sen benim? Asıl sen yoksan mutsuzum ben. Yaman da bir tuhaf davranıyordu sanki. Sanırım o da yoruldu artık benimle uğraşmaktan. Sen haklıydın. Kendimi birden fazla yordum galiba. Ondan mı olmuş peki? O yüzden mi bayılmışım? Yani biraz yormuşsun kendini. Aslında seni hiç evden çıkarmamam gerekiyordu. Olsun. Çok güzel bir sürprizdi. Çok teşekkür ederim. Sasha, sen çok daha güzel şeylere layıksın. Ne zaman taburcu edeceklermiş peki? Sıkıldım artık hastaneden. Eve gitmek istiyorum. Ne oldu Osman Efendi? Ne dedi doktor? Osman Efendi konuşsana. Ne dedi doktor? Ali neden ağlıyor? Merak mı ettin hanım? Söyleyeyim o zaman. Sahra kızım felç olmuş. Ne diyorsun sen Osman Efendi? Duydun işte hanım. Mutlu musun şimdi ha? Kızcağıza etmediğin kötülük kalmadı. Kolay mı bu yaşta bir genç kızın elini ayağını tutmaması? Sus hanım sus. Hiçbir şey söyleme. Allah aşkına sus. Teyze, amcam iyi görünmüyor. Sara Hanım doktoru bir şey mi söyledi yoksa? Sara felç olmuş kızım. Felç mi? Allah'ım bu kadının ne bitmez stresi varmış. Bir türlü başından bela eksik olmuyor. Sara için çok üzüldüm teyze. Ama ne yalan söyleyeyim. Senin için daha çok üzüldüm. Daha dün evde hizmetçi gibi oldun diye söylenip duruyordun. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi Sara'nın bebekle hiçbir farkı kalmadı. Her gün onunla ilgilenmek zorunda kalacaksın artık. Gerçek olamaz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Nedir bu başımıza gelenler? Ne zaman taburcu edeceklermiş peki? Yaman gereksiz yere evham yapmıştır şimdi. Bir sürü test yaptırıyordur. Konuş onunla Selim, iyiyim ben. Hem Ali de iyice endişelenmiştir. Sen bunları düşünme şimdi. Dinlen biraz. Niye bakışlarını kaçırıyorsun Selim? Yaman da sen de bir garip davranıyorsunuz. Lütfen gözlerimin içine bakar mısın? Benden bir şey mi saklıyorsun? Yusuf Hoca ne oldu? Halin Şeyma yok. Okuldan almaya gittim ama orada yoktu. Ben de buraya gelmiştir dedim. Allah Allah, buraya da gelmedi.
Şeyma yok Özge. Ben de buraya gelmiştir diye düşünmüştüm ama. Allah Allah. Nerededir ki? Neyse tamam. Sakin olun. Ben gideyim Saniye Hanım'a bakayım. Ben oradayken eğer buraya gelirse beni arayıp haber verirsiniz, olur mu? Tamam, haber veririz. Hadi selamünaleyküm. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Aman canım, Saniye abladadır. Nereye gidecek ki başka? Ama bir defa Yusuf Hoca'dan fena zar işitecek. Beni. Sus kızım. Zırlayıp durma. Zırladın diye bırakacak değilim seni. Bir yere gidecek değilsin. O zaman babam gelsin. Ben onu istiyorum. Sen kötü adamsın. Babama bir şey mi yaptın yoksa? Bırak beni. Babamı istiyorum ben. Sus kızım, sus. Bak böyle zırlamaya devam edersen buradan çıkar giderim. Babanı vurup öldürürüm. Bundan sonra ağlasan da bir daha babanı göremezsin ona göre. Anladın? Tamam susacağım ama sen de babama kötülük yapma. Ağlamazsan bir şey yapmam. Canını yakmam. Benim zaten ne seninle ne de babanla işim var. Benim işim Berivan'la. Namus meselesi bu. Namusumu temizlemeden bana huzur yok. Bugüne kadar yaptıklarının hesabını verecek o Berivan. Verecek. Şükürler olsun ki Rabbim seni bana bağışladı. Bu gülüşünü o kadar çok özlemişim ki. Anladım. Yine bir sürpriz yapacaksın bana değil mi? Ama artık insanlar isyan edecek. Ne zaman bir hazırlık yapsalar hep bir tatsızlık çıkıyor. En iyisi uzun süre birbirimize sürpriz yapmayalım. Benim yüzüğüm nerede? En son parmağımı takmaya çalışıyorum. İlaçlardan herhalde elim kolum kalkmıyor. Ben hemen yüzüğünü getireyim. Telaştan Farah Hanım'a verdim. Gidip getireyim hemen ben, olur mu? Çabuk olamam. Bir an önce yüzüğümü parmağımda görmek istiyorum. Bu arada Ali ile Farah'a da haber ver de boşuna telaş yapmasınlar. Söylerim, tamam. Söyleyebildiniz mi? Ne oldu? Ne dedi duyunca? Canım arkadaşım benim. Kim bilir nasıl perişan olmuştur. Söyleyemedim ki bir şey. Hala farkında değil. İlaçların etkisinden dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Ali, üzme kendini. Annenin iyi olabilmesi için her şeyi yapacağım. Oğlum. Ah yavrum benim. Ben seni böyle perişan olasın diye mi doğurdum yavrum? Boşuna yapam yapıyorlar, iyiyim ben. Böyle olmazdı. Ameliyattan önce Cabir'den kaçarken elim kolum tutmamıştı ama şimdi düzeldiğime göre. Oh,
tarafım niye hissetmiyorum? Allah'ım ne oldu bana? Okula bırakmıştım. Tüh. Keşke bekleseydim. Ama nereden bilebilirdim ki böyle olacağını? Bir çocuğa sahip çıkamadım. Yok tamam neyse. Panik yapmayın. Belki de camiye gitmiştir. Ben gideyim bir camiye bakayım. Tabii. Oradadır. Nerede olacak ki? Hocam haber alırsanız beni de haberdar edin. Çok merak ederim şimdi. Tamam muhakkak haber veririz. Haydi selamünaleyküm. Ah Saniye ah. Okuldan çıkana kadar bekleseydin ya. Selim. Oğlum. Allah'tan ümit kesilmez. Sen böyle kendini kapıp koyuverirsen o kızın hali ne olur bir düşün. Metanetli ol. Rabbim hiçbir kuluna altından kalkamayacağı yük vermez. Elbet bunun da üstesinden geleceğiz. Durumu anneme nasıl söyleriz? O kadar sıkıntı çekti. Bunca zaman ölüm korkusuyla burun buruna yaşadı. Şimdi bir de karşısına geçip felç olduğunu nasıl söyleriz? Oğlum, hiçbirimiz söylemesek de bir süre sonra kendi kendini anlayacak durum. Ama birinin usulünce söylemesinde fayda var. Hadi oğlum, topla kendini de vakitleyecek git konuş Zahra kızımla. Haklısın Osman amca. Zahra Hanım'ın bir an önce öğrenmesi lazım. Ben söylerim. Hacer Hanım, hayır durun. Ben söylerim. Benim ağzımdan duyması daha doğru olur. Yalnız bana birkaç dakika verin olur mu lütfen? Şeyma! Kızım neredesin? Hadi kızım çık dışarı bak baba geldi. Kızını mı arıyorsun hoca? Eğer kızını görme istiyorsa Berivan'ı bana getireceksin. Kızına karşılık kızım hoca. Safa iyi misin? Tutmuyorum işte. Hiçbir yerim tutmuyor. Hissetmiyorum. Sakin ol Sarp, tamam? Nasıl sakin olayım Selim? Bak, hiçbir şey hissetmiyorum. Canım yanmıyor, işte yanmıyor. Hissetmiyorum. Tamam, tamam Sarp, geçecek. Ali hadi yardım et, kaldıralım anneni, hadi. Ne oluyor Selim? Allah aşkına söyle, ne oluyor? Senin neyin var benim, söyle. Anneciğim, hepsi geçecek, ne olur üzülme. Hani her şey yolundaydı? Hani iyileşmiştim? Cevap ver bana Selim.
Ne olur bir şey söyle. Bu halimde niye kolum bacağım tutmuyor? Söyle. Tamam, sakin ol. Geçecek. Allah rızası için biriniz bir şey söyleyin. Cevap verin. İlaçlardan değil, düzelecek deyin. Geçecek deyin. Bir şey söyleyin. Selim. Selim, ne olur bir şey yap. Ne olur bir şey yap. Yardım et ne olur.